Bacılarım, ablalarım, hoş geldiniz kanalıma. Geç bir açılış yapıyorum. İnanın daha yeni kendime geldim, biliyor musunuz? Çok yorgunum. Yani bunu her defasında da söylemek istemem, hani sizi sıkmak istemem. Ama gerçekten bacılar, çok yorgunum. Neyse, hemen videomu başlatayım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hayat nasıl gidiyor? Önce halinizi, hatınızı sorarak videoya başlıyorum. Bizler iyiyiz, hamdolsun bacılar. Nazo tabii ki durmuyor. Ne yapıyorum? Evi toplamaya başladım bacılar. Devam ediyorum hatta. Bakın şöyle koltuklar bacılar. Şöyle koltuklar, lafa bak. Değilsenize ne adı, ne koltuk. Şöyle kutular buldum bacılar. Büyük büyük bakın. Ama bilin bakalım ne yok. Kağıt yok bacılar ya. Ne gazete bulabiliyorum, ne kağıt bulabiliyorum. Olmadı bu streç film var ya, onunla yapacağım. Ne yapayım, zaten cam aşiyalar az kaldı. Hani Gamze ile yaptık ya, Allah razı olsun. Öyle o şekilde yani, şeyle yaparım dedim. Streç filmle yaparım dedim. Bacım ne yapayım, elden bir şey gelmiyor. Çarşafı serdim, şimdi şey yapacağım ben. Benim kışlıkları hep koyacağım. Seher, seninkinde çarşafa koyayım mı yoksa? Yok, ben annem bile göndereceğim ya. He. O zaman siyah, siyah hani büyük poşetler var ya bacılar, böyle bayağı büyük poşetler. Hı-hı. O iyi olur Seher, he. Hı-hı. Onu Seher şey yapar. Ya bir şey kalmadı ya. Ne yemek yapacağız, ne yemek yapacağız diye düşünüyoruz. İnan şefimizin bile aklına gelmiyor. Tamamdır, gece tüm çamaşırları yıkadık bacılar, paspasları yıkadık. Çamaşır falan kalmadı, rahatım o yönden. Ondan sonra neyse hadi başlayın, çok uzatmayın bacılarım, siz de sıkılmayın. Hadi trikotumu alacaktım. Seher o zaman sen yap, ablam beni buralara verin, sonra yemekten sonra birlikte yaparız. Seher şey izinli bugün. Bacışkum, bacışkum. Şey ayarladım bacılar, ne yapıyorum dedim ya, paspasları serdim. Ay serdim paspasları, yıkadım şu paspasları, serim hemen kurur zaten. Bu şekilde bunları da katlayıp kaldıracağım bacılar. Her şey temiz olsun. Ama siz yorumlarda dediniz Nazlı bacım, hani perdeleri, koltukları yıkamadan git dediniz de, inanın bilmiyorum bacılar, ne yapacağımı bilmiyorum. Hani şimdi oraya gitsem bir de perde yıkama, koltukla mı uğraşayım? Hani onlarla uğraşacağım ama diyorum hemen mutfağa yerleştiririm, giyinme odası yok da gerçi orada, dolabı yerleştiririm diyorum, bilmiyorum ya. Dur bakalım. Annem de şey dedi, hani kızım dedi, koltukları sil dedi. Ama halıyı yıkamam lazım bacılarım. Tertemiz olmuş. İki defa yıkadım. İki defa. Önce bir 28 dakikaya aldım 30 derece, sonra 40 derecelik yıkadım. Durup durup oldu, baksanıza. Şurada da çamaşırlar bakın. Neyse. Burada da gece uyuş. Gel gece. Gel gel. Aşk gitti. Bonanırım derine. Bakın baktım. Seni seviyorum. Yaradana kurban olurum. Yaradana. Yaradana kurban olurum. Gece uşum. Şöyle açıyı ayarlayacağım. Hemen geldim. Ben şeyi serdiğime göre hemen şunları şöyle kaba kasla çarşafa koyayım. Bunlar da aradan çıksın. Şöyle. Yere düştü. Bak görüyorsunuz değil mi? İnsanın işi acile ya. Haydi bari ya bacılar, çok ağır olur diyorum yani, taşımada hani zorluk çekmesinler, öyle değil mi? İyice sımsıkı bakın. Şey ben size anlatmadım, ona hacıyla konuştum, hani dedim abi siz bantlar mısınız hani dedim, sonuçta yani dedim ben de bir de az bant var, bir de dedim hani çok yapamam dedim, hani ya düşer falan. Abla dedi zaten dedi biz müşterilerimize hep söylüyoruz, sizin bantla bizim bant bir olmuyor. Onların daha kaliteli bant oluyor ya bacılar. Onun için hani dedi sen dedi özel eşyalarını falan al dedi. Kutuya hani koy, biz o bantlama işini yaparız dedi. Ben de abi tamam dedim o zaman. Daha iyi olur onların bantlaması. Nasıl yaptım, evet. Şimdi diyorsunuz Nazlı onu nasıl yaptım. Bu tamam. Şimdi. Dedim ki bacılar, bu çocukların kıyafeti, bizim giydiklerimiz var yani, bunlar hani giyeceğimiz de belli yani, taşınmaya yakın da cumartesi günü daha çok var, öyle değil mi? Hani böyle açıkta kalsın diyorum, şöyle daha iyi olur. Çocuklar ha devamlı üst değiştiriyor, şey değiştiriyor yani,
Nazım şunları kaldırdım. Ya o kadar hurç vardı, hurç yok ya. Hurç yok. Seher şey yapacakmış, peynirli makarna yanına da bu hani şey oluyor ya, patates salası gibi Seher yapıyor. Ondan yapacak. Evde patates yok, gidip patates alayım hemen seçtim. Yiyelim, yemeğimiz hazır olsun. Yemek yiyelim, ondan sonra devam ederim bacılar. Peki geldim bacılar, kilosu 20 lira. Şurada zaten şuna bunlar yumuşamış mı? Neyse bir poşet alayım. Poşet nerede? Poşet içeride mi? Şuradaymış poşet. Tamam abi. Soğan ne kadarmış? Soğan da 20 lira mı? Bazen öyle uyguna veriyorlar ki her şeyi. Bazen çok pahalı oluyor biraz. Seher'in dediği eldiven çok fırın için. 30 liraymış ha çifti. Çok da güzel abacılar. Tam ihtiyacım olan şey, acaba başka model yok mu? Çünkü fırından tutamıyoruz bir şey ya. Aa, burada da var. Bakın şöyle. Buna kadar bu da 30 lira. Bunun deseni güzel değil. Bu güzel gibi. Başka? Aa, bu da var bacılar. Bakın. Şu da var. Başka? Şöyle ayırın bakın. Bu zaten böyleydi. Şu ikisi güzel. Hangisi acaba? Karar vermem lazım. Başka var mı? Bir bak. Şöyle. Ama sanki bunun yeri daha kaliteli. Ha bak. Aynen. Daha ince. Sizce hangisi? Şu banyo için olanlar süper değil mi? Şimdi hep link veriyorlar ya. Bakın renkleri de var şöyle. Aa, bayağı renk varmış. Hadi şöyle uzak yapın bakın. Bende mavi, gri. Yok, o açık maviymiş, pardon. Şu gri. Ne kadar acaba bunu? 90 liraymış. İyi aslında. Aa, bak şey böyle. Yoksa hani suyu da çeker. Şöyle bakın. Grisi böyle. Eve geldim. Can Mehmet, o kutuyu bak. O kutuyu tripod olarak kullanacaktım. Ha, başımda oynatacak. Bacılar, şunu aldım. Bakın, şöyle. 30 lira. Seher de çok beğendi, biliyor musunuz? Can Mehmet, yık telefonu oğlum. Yık, yık, yık. Çık oradan, çık, çık. Bak teyze sana yemek yapıyor, hadi. Hadi oğlum, sen motorunu sür. Dur. Ne oldu anne? Tamam, atalım bunu hadi. Ondan sonra bacılar, ama bunu kullanmayacağım. Şimdi açmayacağım. Yeni evimde inşallah. Ya çok tatlı ya. Seher hamur matı da vardı. Bak ben sana kaç defa söyledim. Evet, siyah rengi de var. 95 lira. Hamur matı var, bundan var. Gördünüz ya bacılar, ikili. Şunu, dur bunu içine koyayım gerçi. Ne oğlum? Aa, hadi bunları çöpe at annem. Hadi annem, hadi bebeğim. Hayır hayır Can Mehmet, içine girmek yok. Zaten zar zor kutu bulmuşum. Hoppala basket. Ah oğlum, bir defa da dediğimi dinlesen. Aa, orayı benim bantlamam lazım. Şura bacılar bakın. Gösterir size bakın. Şurayı bantlamam lazım. Şey olmuş. Bakılsanıza. Çıkmış. Ay pardon, ses hoşunuza gitmeyebilir. Anne! Ha. Ondan çık Can Mehmet. Bak geçen de öyle yaptık. Kartonlar zaten az oğlum. Anne! Ha. Ay elimi kesti. Anne! Şöyle keskin. Ucu böyle sivri makasın.
Gece bunun içinde mi? Gece? Hani? Gece kartonun içinde mi? Yok. Orada mı nefes? Yok. Nerede gece? Gel Mehmet, ondan çık. Bakın buraya böyle plastikleri yerleştirdim. Şimdi ağzını kapatacağım. Bu da tamamdır. Şu şekilde. Dur. Tamamdır. Bakın. Böyle. İyi. Şimdi ne yapıyorum? Elektronik aletlerimi yerleştiriyorum. Ayfer'i getireceğim şimdi. Ayfer'i yapacağım. Tost makinesi kalsın. Çünkü tost yapıyorum ya çocuklara. Dur canım Mehmet, o şey olmasın. Şehrimiz de burada yemek yapıyor. Acaba şöyle. Bir dakika. Kahve makinamı da koyarım Seher. Hani elektronik değil mi? Ama ben kahve içiyorum. Bir dakika bacı bak. Pardon, kapattım. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şunu şöyle indireceğim. Bu elektronik ya. Seher, help me. Şunu biraz çeksene ablam. Şurada. Tamam ben hallettim. Arkadaşlar ben toplarken Seher de yemeğimizi yapıyor bakın. Yalnız bunu çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Gecenin uyuşuna bak. Seher'in yatağında. Tipe bak. Gece. Kalk hadi kalk. Gel ablanın yanında. Hadi kalk kalk. Hadi kalk kalk. Kalk kız soğan doğru hadi. Kalk kalk hadi kalk. Burayı herhalde size çekmedim. Tost makinesini de koydum. Şöyle bakalım bunlar. Ama işte diyorum bu acaba ağır olur mu? Şöyle taşınırsam. Ama ben bunun üstüne yazacağım. Kalem var bir dakika. Kalem oldu. Şöyle. Burada görünmez ki değil mi? Dur şöyle elek. Benim yazım çok güzel ama. Bakma şimdi böyle yazıyorum. Elektronik mükemmel bir yazı oldu evet. Aletler. Dikkat. Değil mi? Dikkat. Aynen. Yani bacılar dikkat. Elektronik aletler. Dikkat. Şöyle bunun içine dair. Kahve makinemi de aynen buraya koyalım. Evet. Dikkatli taşısınlar. Bir daha kutular. İki tane birazcık. Bunun gibi kutular da. Kocaman. Yeter. Hallederiz ya. Aynen hallederiz. Şimdi nereler boşaldı size gösterim. Bura boş. Bura böyle günlük kullandığımız bardaklar. Bunları bırakmak zorundayım. Bunları ayrı bir kutuya koyarım sonra. Daha sonra. Şuralar falan halledilir hemen. Buraya da valla böyle karışık bir şekilde koydum. Makineden çıkardım. Buraya koydum. Bunları da yerleştireceğim. Bak geçen hani dün Gamze hani şey yapıyor. Bunlar makinadaydı diye koyamadık. Ama işte ne bileyim ya. Bunu da koyarım aynen. Bunları da güzelce yapmam lazım. Takım çünkü. Şöyle bunlar var. Burası bakın boş. Şöyle. Boş burası. Bacınarım. Mutfak zaten az. Şöyle bakın bu fırının alt çekmecesi. Boş bacılar. Bu da tamamdır. Yani şurayı da size göstereyim. Burası dağınıklığı görün. Şöyle. Bunlar kir değil ha bakın böyle. Bunlar var işte. Ondan sonra aşırı dağınık bir çekmece. Bravo. Hep burası var bacılar. Burada bunlar zaten bir iki parça bir şey. Bunlar da alalım. Gösterim size. Burada boş demiştim yani. Robotlar falan var. Burayı da boşalttım. Bitti yani. Sesiyor görüyor musunuz? Anlatmak istediğim bu işte bacılar bakın. Güney cephe böyle oluyor. Onun için güney cephe istiyordum. Bakın. Püfür püfür. Şunu söyleyeyim Gamze ne dedi biliyor musunuz? Naz dedi hani şu fileleri gidince dedi bir sudan geçir dedi. Şunlar var ya hani bir kiri gitsin dedi. Ama bunların bir özelliği var kir tutmuyor biliyor musunuz? Kir olsaydı renkleri sapsarı olurdu. Hiç öyle bir şey fark etmedim. Halen ilk günkü gibi. Yani bakın
mı bilmiyorum ya. Ama o karışıklıkta da nasıl bir de karışır, nasıl olacak? Öyle değil mi? Saat 1 oldu. Ancak fırsat bulabildim. İnanır mısınız? Daha yeni kahvemi yapıyorum bacılar. Kahvemi doldurayım da bir sohbet edelim sizlerle. Yalnız gecenin bana uzaktan bakışına bakar mısınız? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Ne oldu? Lambayı kapattım geldim. Ne diyecektim? Yemekten sonra Seher dedi ki, abla dedi, bak yine sivrisinek ya. Ay. Abla dedi, yeter bugün bir şeye çok yoruldun oldun dedi. Yat gözlerinden anlaşılıyor dedi. Çay demledim bacılar. Çay içtik böyle. Küçük kadınları izledik. Yani yeter artık enerjim bitecek biliyor musunuz? Daha sonra fileciyi aradım ben. Bugün gündüz aradım. Size hani söylemedim. Yani uçmuş. Abi dedim hani file bende var dedim. Takacaksın dedim sadece. Abla diyor öyle diyor. O zaman dedim abi dedim ben sana geçen sene yaptırmıştım. Halen numaram bende var dedim. Evi taşıyayım dedim. Ondan sonra ben sana şey yaparım dedim. Söylerim dedim. Tamam abla dedim. Tekrardan emlakçıyı aradım bacılar da. Abi dedim hani bak mutfak doğal gazı ne yaptı? Ev sahibine söyledin mi dedim. Ne oldu bak rezil oluruz dedim. Tüp yok bir şey yok dedim. Hani nasıl olacak dedim. Tamam da dedi ben süreceğim dedi. Halen şey yapmadı ama yüz yüze görüşmek en iyisi. Yarın gideceğim. Zaten bizim burada ya emlakçı. Yarın gidip yüz yüze konuşacağım. Hani diyeceğim abi ev sahibinin numarasını bana ver diyeceğim. Hani her defasında emlakçı yok bana dedi hani her şey... Bir sorun olursa beni ara dedi ama ev sahibinin numarasını vermesi lazım. Ondan sonra bacılar şöyle bir şey düşündüm bir de onu da size danışayım. Ha bir de yarın Allah izin verirse şeyler yapacağım. Şunlar var yani kaplar onları yapacağım. Kurula demişsiniz aynen. Kurulamayınca çok iz oluyor bunda su izi oluyor ben de fark ettim yıkamıştım çünkü. Hemen Allah izin verirse çıkar çıkmaz makineden hemen kurulayacağım bacılar. Şey diyecektim. Şöyle bir düşündüm. Şimdi ben perdeleri yıkayayım diyorum da. Hadi mutfağı tamam yıkayacağım. İnşallah o kesin hani. Mutfaktan bir şey olmaz. Eşimiz Seher Gül'ün odasındakileri yıkarsam. Daha sonra benim odadakileri yıkarsam. Şeyleri yıkarsam salondakiler. Yani perşembe değil mi? Eve gittim taktım. Ne takacağız biz eve? Hadi tamam iki tane güneşliğim var fazladan da. Niye sonuçta Perşembe, Cuma, 2 gün bak. Cuma, Cumartesi aynen. 3 gün olacak, 3 gece. Olmaz yani ev çıplak gibi olur. Haklı değil miyim? O yüzden perde işi yatar. Perdeyi şeyde yaparım. Eve taşınınca zaten hemen makineyi kurular o zaman yaparım. Bacılar aynen. Cık, olmaz mantıksız olur yani. Bir de şeyi de demişsiniz şu kumteli aynen. Taşımacıyı onu da söyleyeceğim. Ama klimayı ben size söyledim hani taşımacı belki klimayı da sökermiş. Takmazmış ama sökermiş. Bunu da siz takar demişsiniz kumtele. Hani ankastreyi de takar demişsiniz. Önemli olan ilk kurulum demişsiniz. Söyleyeceğim taşımacıya. Bunu abi hani çıkarıp geri takabilir misin? Dur bakalım. Ama yorumlarda yazmışsınız yani. Nazlı hani ben taktırdım taşındım diye yazmışsınız. O şekilde. Önemli olan şu evi taşımam sayesinde. Şimdi ne istiyorum biliyor musunuz? Bugün anneme dedim. Anne şimdi evi yerleştirmişim. Ev tertemiz, düzenli. Çocukları ben böyle banyoya girmişiz, çıkmışız. Lambalar kapalı, sessiz bir ortam. Yatağa geçiyoruz. Oh uyuyoruz böyle. Deliksiz bir uyku sabaha kadar. Uykumu alıyorum, dinç kalkıyorum. O günler de gelir değil mi? Böyle bir şey anneme böyle dedim. Annem dedi gelir gelir dedi. O günler de gelir dedi. Hallederiz dedi hemen Allah'ın izniyle. Evet yine konuştum bacılar. Çok konuştum. Şu kahvemi de içeyim. Valla inanır mısınız? Uykum kaçsın diye bu kahveyi içiyorum. Daha videomu düzenlemedim. Mecbur. Şey yapmam lazım. Kahve içeyim uykum kaçsın. Böyle uykum geldi mi de gerçi kahve içsem bile uykum benim gitmiyor.
Neyse bacılar ya, burada kapatayım. Yarın görüşürüz inşallah, Allah izin verirse. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.